Merhaba arkadaşlar. Bugün Asus FX 550 One nasıl format atacağız onu göstereceğim. Şimdi bu cihazda iki tane hard disk var. Bir tane SSD kendimizin taktığı, bir tane de 1 TB'lık kendi hard disk'in olması gerekiyor. Şimdi formatı Windows 10 üzerinden atacağız. Flash üzerinden daha hızlı oluyor. İlk başta bilgisayarı çalıştırıp F2 ile BIOS'a girmemiz gerekecek. F2'ye basıyorsunuz durmadan. BIOS ekranı geldi arkadaşlar. Burada F7'ye basarak normal BIOS ekranına geçelim. Buradaki ekranlar daha basit. Mouse'ta da geçiş oynayabilirsiniz ama biz burada ayarlarımızı yaptık. Sizin yapmanız gereken iki şey var. Ben orayı teyit edeyim size. Security bölümünden Security Boot'a geliyorsunuz. Bu sizde Enable'dır. Bunu disable yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra boot'a geliyorsunuz. Boot'tan flash'ı takıyoruz. Tabii biz flash'ı ilk başta takmamız gerekiyordu. Bunu kaydedelim. Tekrardan F2 ile BIOS'a girelim. Flash'ı taktıktan sonra F2'ye basıyoruz. Buradaki F7'ye basarak normal moda geçiyoruz. Boot bölümüne artık flash'ımız geldi. Boot 1. Buradan UEFI Sandisk'i seçiyoruz arkadaşlar. Security'yi kontrol edelim. Tekrar disable olması gerekecekti. Disable olmazsa bu kapatmaz. Ya Windows'unuz başlamaz. Save bölümünden OK diyoruz. Şimdi artık flash'tan başlayacak. Tekrar açılsın. Gördüğünüz gibi flash'ı boot etti. Boot etmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi dediğim gibi bizde iki tane hard disk'imiz var. Basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Biz Türkçe kuracağız. Bu ayarları ellemeyin. İleri diyoruz. Şimdi yükle diyoruz. Bize hard disk bölümünü getirecek. Biz Home Single'ı seçiyoruz. Bu Windows 8.1 orijinal lisansı var. Şimdi Home Single'da otomatik olarak kendiliğinden lisansını atıyor %90'ında ama bize ihtimalle karşı Windows lisansını da ekstra bir program sayesinde aldık. 8.1'in Windows 10'a girdiğimiz anda orijinal olarak geçiriyor. Bu ekranda da yükleme ekranında da hangisini kuracaksak bunu seçiyoruz ve ileri diyoruz. Kullanım koşullarını kabul ediyoruz ve ileri diyoruz. Burası önemli. Biz özel kurulum yapacağız. Üstteki yükseltmeler için tavsiye etmiyorum hiçbir zaman. Özel kurulumu seçtik. Şimdi birinci olan data dediğimiz bu 1 TB'lık olan hard disk'imiz. Biz buna ellemeyeceğiz arkadaşlar. Diğer ikinci olan hard disk'imize geçeceğiz. Burada tiyo da vereyim size. Şimdi burada 4-5 tane bölüm var. Hangisi birinci, hangisi ikinci, hangisi hangi hard disk? Bunları nereden bileceğiz diye şey yaparsınız, sorarsanız. Şimdi sürücü 0 dediği bir tane ayrıyetten hard disk. Sürücü 1 dediği de diğer ikinci hard disk. Biz sürücü 1 SSD olanda iş yapacağız. Data olana, yani şurada biz form başlatmadan önce data diye yazdık. Birinci olanı kesinlikle ellemiyoruz. Özür dilerim, yani birinci olan derken data'ya, yani sıfır olana. Biz bütün işimiz birinci olanda. Şimdi sürücü bir olanı sil diyoruz sırasıyla aşağı doğru. Dikkat edin, burası önemli. Bizde iki tane hard disk var ve diğerinde ciddi derecede müşterimizin dataları var.
ayrılmamış olan geldi. Şimdi diğer bölümleri de silelim aynı şekilde. Ve son olarak bu bölümü de siliyoruz ve bize tek partition olarak verdi. Bu kadar. Bu ayrılmamış alanı seçiliyken yeni diyebilirsiniz, uygulayı diyebilirsiniz. Kendiliğinden atacaktır hepsini. Veya da bu alan seçiliyken ileri dediğiniz anda da sistem otomatik olarak bu bölümlerin hiçbirini size göstermeden ileri diyecektir. 118 GB'lık bir alanı ayırdı. Geri kalanı kendi Windows'lar için ve burada ileri diyoruz. Şimdi SSD olduğu için hızlı geçecektir burayı. Bu arada bu cihazlarda SSD'nin farkını da rahatlıkla anlayabilirsiniz. Cihazınız i7-900M ekran kartı kullanıyor. Yüksek seri bir cihaz. Bu cihazlarda SSD yoksa mutlaka SSD'yi taktırın. Verim hızınız çok ciddi derecede yükselir. İlk esnada biraz bekliyor. Tabi flash'tan kurduğumuz için ekstradan da hızlı kuracaktır. Bekleyelim. Bunun driver'ları ile ilgili de size bir iki şey söyleyeyim. Windows 10 driver'ları kendiliğinden güncelliyor. Benim size tavsiyem Asus'un sitesine girip FX551 şeklinde aratıp chipsetini mutlaka kendi sitesinden kurun. Aynı zamanda BIOS'ları, yani yeni çıkan bir BIOS varsa mutlaka indirip kurun. Ama ekran kartını Nvidia'nın sitesinden kurun arkadaşlar. Bu Nvidia'nın yardımcı programlarıyla birlikte ne oluyor? Yeni sürümler çıktığı anda otomatik olarak kurmanızı sağlıyor. Hızı da görüyorsunuz, yani normal dakika atar gibi %40-%41 olarak ilerliyor. Vestel Digital'in SSD'lerini kullanıyorum ben. Okuma yazma hızları yüksek olduğu için verimlilikleri de yüksek. Gayet başarılı kuruyor bu arada. Bu arada cihazdan da bahsedelim. Cihaz ofis ve çizim cihazı olarak kullanılabilir rahatlıkla. 7700 işlemci var cihaz üzerinde. Performans açısından güzel. Oyun oynayacak arkadaşlar da rahatlıkla kullanır. Ekran kartı 950M artık biraz eskidi. Ekran, benim kendi kullandığım MSI kullanıyorum. 1060 ekran kartı var ve gitgide de notebooklarda da artık bu ekran kartları 1070'ler falan 1080'lere kadar çıkıyor. Dolayısıyla orta derecedeki oyunları rahatlıkla oynarsınız. SSD takıldığından dolayı performansınız artar ve ekran kartınız düşük kalır. Ama onun haricinde işte bir firmada çizim için, grafik için kullanacaksınız. Bu şu an için ideal arkadaşlar. Onun haricinde kasa ciddi anlamda Asus'un en beğendiğim kasalarından, hem görsel olarak hem sağlamlık olarak. Sadece tek bir sıkıntısı var. Yani ekranı, özür dilerim, klavyeyi görebiliyorsanız bu gömme klavye diye geçiyor. Servislerde şöyle şu üst kasayı tamamen değiştiriyorlar. Buna olabildiğince sıvı temasından uzak tutun. Çünkü maliyet açısından klavye bölümü biraz pahalı bunlarda. Sadece klavyesini bulsanız dahi puntalı şekildedir. Bu tamamen üst kasa sökülüyor. Bu klavye puntolardan tek tek çıkartılıyor. Yeni klavye yerleştirip tek tek punto atılıyor. Bu da ciddi derecede işte maliyeti yükselten şeylerden. Dediğim gibi sıvı temasına biraz özen gösterin. Olmamasına özen gösterin. Bu arada Windows'umuz da bitti. Gayet hızlı bir şekilde. Son güncelleştirmeleri vesaireleri yapıyor. Az size bir de önereceğim şu. Mutlaka Windows'un güncelleştirmelerini yapın arkadaşlar. Şimdi bittikten sonra hemen başlat diyelim ve flash'ımızı da bu ekrandan sonra flash'ımızı mutlaka çıkartalım. Ki otomatik olarak devreye girsin. Ne diyorduk?
Windows açıldıktan sonra ilk yapmanız gereken Wi-Fi driver'ını kendiliğinden birçok makine artık Windows'u tanıyor. Veya kablo Ethernet bölümünü. İnternete bağlayıp ilk yapmanız gereken Windows'un güncelleştirmelerini çalıştırmak. Onu da hemen kısaca anlatayım. Orada videoyu bitireceğiz. Windows güncelleştirmelerini yapınca zaten driver'ların hepsini de yüklüyor. %99'unu yüklüyor hatta. Bittikten sonra dediğim gibi sitesine girin siz Asus'un. Modelinizi yazın. Bu modelden çıkmayabilir. Aynı zamanda şu bölümde biz ters tutuyoruz ama şu bölümde açık bir şekilde seri numaraları da yazıyor. Şuradaki 550 WAN sonra nerede bakalım? One X'miş arkadaşlar. Yani şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu şekilde çıkar. Ona dikkat edin. Asus'un sitesine girdikten sonra yapmanız gereken sadece dediğim gibi chipsetini indirin. BIOS update'leri varsa mutlaka BIOS'unuzu güncelleyin ve ekran kartını GTX 950M kullanıyor bu. Bunu da Nvidia'nın sitesinden indirin. Windows'umuz bitmek üzere. Windows 10'da kendi ayarlarının birçoğunu yapıyor. Ortalama hızı gördüğünüz SSD'deki 10 dakikada bir sistem neredeyse tamamen bitiyor. Tabi burada flash kullanmamızın da etkisi var. CD'den olsa bir 4-5 dakika civarında bir gecikme olur. Yani 10 dakika değil 15 dakikada kuruyor. Fark ediyor bunlar çünkü. Sonra tuşları da yapsın. Kullanan müşterimiz biraz şantiye ortamında çalıştığı için maalesef her taraf tozla alakalı. Tabii biz bu cihazları formatını attıktan sonra temizliğini mutlaka termal bezler var. Aşırı ıslatmadan minimize edilmiş şekilde ıslatıyoruz. O şekilde siliyoruz. Buralar için özel fırçamız var. Onu göstereyim. Şöyle bir fırça yaptırdım ben. Çok temiz. Kalın olmayan. Buraları bu şekilde mutlaka temizliğini yapılıyor. Biz şu an kısa bazlı yapıyoruz ama tamamen yapılıyor bu bölümler. Ondan sonra güzelce siliniyor ve streçleniyor cihaz. Evet, Windows kendi ayarlarını da bitirdi bu arada. Buraları da anlatayım. Türkiye'yi seçiyoruz. Burada bir iki şey göstereceğim size. Klavyemizi Q seçiyoruz. Bu bölümü atla diyoruz. Bildirim bölümünde hemen bağlanmayacağım ben. Şimdi atla diyeceğim. Cihaz aygıtlarını eşleştirmek için bunlara da ben hayır diyorum. A bölümüne. Biz buraya genelde müşterimizin ismini bilmediğimiz için Asus olarak yazıyorum. Parola bölümünü boş bırakıyoruz. Hesabı eşitlemek için kullanıyorsanız devam edin ama ben genelde kullandırmıyorum. Hizmetler bölümü. Ben burada birçoğunu kapatıyorum arkadaşlar. Burası önemli.
Çünkü arka tarafta bunlar çalışıp durmadan RAM'den yiyor. Bu reklam kimliği vesaire filan, bunu da anlatayım hemen istiyorsanız. Reklam kimliği dedi, biz bunu kabul ederek de. Örnek veriyorum, Google'da bir şey aradınız. Misal işte Asus bilgisayardı. Size artık Facebook'ta filan durmadan Instagram'da bilgisayar ortamından girdiğinizde Asus'la ilgili reklamlar gösteriyor. Yani bazen diyorsunuz ya Google bizi nasıl duyuyor vesaire. Bu şekilde değil. Yazılanları kaydediyor. Windows anlaşmalı olduğu partnerlerle reklam anlaşmasından dolayı oralara datalarınızı gönderiyor. Arama yapıldığında da siz ne aradıysanız ona göre Google size bu tarz şeyleri gösteriyor. Kapatın. İnsanların bilmesine gerek yok. Ve Windows'umuz hazırlanmak üzere. Bunlar OEM lisanstır arkadaşlar. Windows lisansları anakarta gömülüdür. Aklınızda olsun. Yani bu cihazları aldığınızda özellikle bu seri FX 550 One serisi 8.1 ile geliyor. Windows'umuz hazır. Bizim burada size önereceğim ilk etapta, tabi internete bağladıktan sonra arama bölümüne güncelleştirmeler yazında güncelleştirmeleri denetle deyip güncelleştirmeleri denetle yapmanız, yani bu aşamada bütün driverlarını kendi internetten kursun. En son Asus sitesine bağlanın, chipsetini, ondan sonra BIOS'u update'i varsa BIOS update'ini yapın. Nvidia'nın sitesinden de ekran kartını, kendi en son sürümünü kurun. Takıldığınız bir şeyler olursa videonun altında yorum olarak belirtin. Biz yardımcı olalım. Başka videolarda görüşmek üzere.